Evet, ağacın kalınlığı fark etmiyor. Her türlü bir 10 santim, 15 santime kadar ağaçlar açlanıyor. Tek kalemden 15 santime kadar sorun yok. Testereyle kestikten sonra bıçakla düzeltme yapılıyor. Keskin bir bıçakla kesilen kabukları düzeltme yapıyoruz. Bunu Murat Kök kardeşim bu meyveler tutarsa buraları izleyecek inşallah. Temizlerim ya, kolay. Her tane atalım bunlara Murat. Asıl mesele açmada kalemi. Bunu yaparken biraz dikkatli olacaksın. Parmakta ameliyat yapmayacaksın. Keskin bir bıçak olması lazım. Kalemi açarken, kalemleri açarken yüzeyin paralel ve düz olması lazım. Tutmasında büyük bir etken. Önceden hazırlıyoruz meyve kalemlerini. Murat bunda 15 santimlik kestaneler de açtı. Bakalım sonuç ne çıkacak. Umarım iyi güzel bir şey çıkar. Bunu yaparken en önemlisi kabuk kendini koyuverecek. Kabuk atmadıktan sonra bunun tutma olasılığı yok. Önemli olan kabuk atması lazım. Bu çift taraflı kesmenin de tutmasında bayağı etken rolü varmış. Bize eğitim veren mühendisimiz öyle söyledi. Anladın mı Murat? Anladım. Tek kesim yapar bazısı. Onda aşı tutmasında kaynamayı biraz daha dışa doğru yayıyormuş. Ama çift kesmelerde
kalyus daha iyi birleşme yapıyormuş. Bu bantı sarmamızın hava almamasını sağlamak. Yoksa başka bir amacı yok. Son olarak asıl bağlantı yerlerine biraz özen göstermek lazım. En önemlisi su tutup sürerken boşluk bırakmayacağım kabuk diblerinde. Murat. Efendim. Biz artık bu işlerde yaşlandık. Siz gençler bu işi sizden öğreneceğiz. Öğrenin ve devam edin. Kesiklere su tutturmak çok önemli. Suyunu çekmemesi açısından. Evet. Evet. Dibini bırakmışız ya Murat. Yani. Su tut. Elyaflı olursa
daha iyi akma yapmıyor. İnşallah meyvesini görürüz. Düz Saylan'dan selamlar.